2 dakikada yok etti işte. Bizi yok ediyor. Biz 2 dakikada yok oluyoruz. Yok oluyoruz. Gençler yok oluyor. Yok oluyor. Olmasın Emin abi. Olmasın abiciğim. Olmayalım, yok olmayalım, yok olmayalım. Bizi hayata topluma kazandırın abi. Biz insanlık yapmak istiyoruz. İnsanlar bize konuşmuyor. İnsanlar bizi dışlıyor. İnsanlar tercih ediyorlar bari, gidiyorlar planımıza kaçıyorlar. Bizde kimse konuşmuyor ya da biz tırtıyorlara düşüyoruz abi. Nüfus bakımından Şanlıurfa'mızın en büyük ilçesi. 151 süreyle beraber 525-530 bine dayanan bir nüfus var ilçesinde. Merkezde 14 mahallemiz var. Usul için de adlandırdığımız. Sur dışında da 22 mahalle. Toplamda il merkez, ilçe merkezimizde 36 mahallemiz var. Onlardan sadece birisi planlı bir mahalle, diğerleri varoşlardan oluşan geto tarzı yapılaşmanın olduğu bir yer. Haliyle de kırsaldan ve taşka ilçelerden göçün de ilk durağı, ekonomik anlamda insanlar onun en uygun yeri orası, göç edenler biliyorsunuz, mecburiyetten dolayı göç ediyorlar. Dolayısıyla ekonomik anlamda onlara uygun bir yer bakar. Bu yönüyle baktığınız zaman belki bir nevi toplama merkezi. Tabii çok uzun yıllara dayanan bir çap kentleşme ve o fiziki yapılar ister istemez de o insanların ruhu üzerinde de olumsuz etkilerde bulunuyor. Ekranlar aracılığıyla insanlar o güzel yerlere gençlerimizi görürken sokağa çıktıklarında eğer sosyal yaşam alanları konusunda kısıtlar varsa bu belki de bir yerde onların isyanı için gidiyor. Ve haliyle suistimal edilecek konular oluyor. Suistimal edilecek konu olduğunda da bu ülkenin birliğine, birbirine karşı olanlar sizin de bildiğiniz gibi bu tarz konuları işleyerek geçmişle bağımızı koparma, gençlerimizi bizden alma konusunda çok değişik yollarla yapmak. Bunlardan birisi tabii ki madde bağımlılığı. Dolayısıyla ilk günden itibaren bu konuda farkındalık konusunda çalışmalarda bulunmaya çalıştık. Yeterli mi değil? Sayılar söyleniyor, yaş söyleniyor. Tabii mutlaka gerçeklik payı vardır. Ama önemli olan şu, bu konuyla artık mücadele etmek durumundayız. Geç kalmışız, bundan sonra hiç olmazsa geç kalmayalım. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor ama burada da ortak bir dil kullanılması lazım. Önceliklerin belirlenmesi lazım. Kurumlara göre önceliğin değişmemesi lazım. Sivil toplum kuruluşlarına göre önceliklerin değişmemesi lazım. Eğer bu bir yaraysa, bu bir sıkıntıysa Şanlıurfa'mızda, ilçemizde buna bizim ciddi bir şekilde eğilmemiz gerekiyor. Eğilelim bu işe. Hastalığımızla yüzleşelim. Teşhis edilmiş durumda. Bu yüzleşme sonucunda da artık tedaviyle iyi bir şekilde başlayalım. Benim oğlum yaklaşık 6 yıldır bağımlı, madde bağımlısı. Cumhurbaşkanı Bey'in bir yere yazdı, Ankara'ya birçok defa yazdı. Şanlıurfa valiliğine bilgi vermiş, emniyete bilgi vermiş diye mesaj verdi. Ama şimdiye kadar kimseden bir şey görmüyor. Ta ki iki ay öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı başkanıma bir yere gelince belediye başkan yardımcımız Necmettin Sağlam beni çağırdı. Bu konuda bir rapor hazırlamamızı istedi. Ve biz de kendilerine söyledik. İki aydır sağ olsun Eyde Belediyesi bizimle ilgileniyor. Fakat çocuğum kaybettik. Nasıl kaybettik? Cezaevinde. Urfa'da belli kişiler var, bu uyuşturucu satanlar. Biz söyledik, gelin size söyleyelim, çocuk konuşun. Kimse gelmiyor. Sivil toplum kuruluşları bu konuda yetersiz, böyle konuşmalarla iş bitmiyor. Uygulamada gerekiyor. Konuş, madde bağımlısı yapın. Sayın Valimize söylüyor, yanıltıyoruz Sayın Valimize. Belediye başkanlarımızı yanıltıyoruz. Sivil toplum kuruluşları bile iki kişi gelmesinler, tedavi ettik diye iki kişi gelmesinler. Ayağından öpecek.
Ben arabamı sattım, evimi sattım. Ve şu anda Cami Kebir Mahallesi'nde vakıf evinde oturuyorum. Kirasını da ödeyemiyorum. Bu konuda arkadaşlar yardımcı oldu. Neden ödeyemiyorum? Çünkü sabah kalktım, param yok. Kanlarım yok. Fotoğraf makinem yok. Evimdeki bulgura kadar satıyordu çocuk. Madem bakımlısı. Askere gittikten sonra, geldikten sonra bunu şey yaptı. Bunu bağımlı oldu. Ben soruyorum, yani yetkililere soruyorum. Burada değerli yetkililerimiz var. Belediye başkanımız var, bari temsilcimiz var. Ya bunu da bir gidelim, gelin bizimle bir konuşun. Biz bunu size iletelim. Ben çok dua ettim çocuğum ölsün diye. Polise gittim, yaraladım. Alın dedim. Bu çocuk maddeyi bulamadığı zaman hırsızlık yapıyor. Senin canını benim canımı yap. Eğer terörü bitirmek istiyorsan önce bu madde bağımlarla bir mücadele yapmamız lazım. Çünkü aklı başında bir insan gidip terörist olmaz, terör olmaz. Askerini, polisini, güvenlik gücünü öldürmez. Çünkü kendinden değil. Bakın engel kayıtlarına bakın. Ben söylemek istemiyorum. Şanlıurfa'da rakamı açıkladığı zaman vahim tabloyla karşı karşıya olursunuz. Keşke burada konuşurken, keşke ben burada konuşurken oğlum burada olsaydı da. Evet, benim sivil toplum kuruluşum bunu tedavi etti, teşekkür ediyorum. Vallahi huzurunuzda ayağını öperim. Bunu gazeteci arkadaşlarımız biliyor. Hepsine söylüyorum, ben de onun bakanlığı Cihat-ı Güvenç zamanında var iken polislerde toplantı oldu. Söyledim, sayın varım dedim, benim çocuğum evde yatıyor. Emniyet Müdürü Mehmet gibi oğlu vardı. Dedim ben çocuğum evde yatıyor. Gelin ya. Size kimden aldığını söylesin. Telefonu alırlar, hala alırlar, hala alırlar. Ben burada sistemim şu. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Yarın öbür gün ben Cumhurbaşkanı'na yazmıştım. Sayın Cumhurbaşkanı. Benim oğlum madde bağımlısı. Yarın öbür gün bir terör örgütüne gider. Mazzallah bir felakete neden olur. Bu da ben mesul değilim. Tati Necmettin Sağlam Bey bu konuda iki ay önceden arada ilgileniyorlar. Sağ olsun Ekrem Bey de ilgileniyorlar. Ama dedim ki çocuğu kaybettim ben. Evimdeki grubunu, evimdeki halıların telefonu sattı ya. Peki bu nedenle öldürebilir. Annesine birçok defa darp etmişti. Altını almıştı, pimpesini almıştı, yüzüğünü almıştı. Biz kimseye söylemedik. Ben dükkanım var, babamı gördüm de dükkanımı soydum. Akşam cebimde anahtarı alıyor, gece gidip 15 bin lira param götürdüm. Şu anda dikenim kapalı. Biz 9 yıl madde bağımlısıyla mücadele ettik. Evimde ne var ne yok, altında kahama, kullandığım bulaşık şeyleri, hepsini yani aklına gelince evde bütün kullandığım eşyaları hepsini almış zaten. Eşim 1,5 yıldır cezaevinde, hava başında olmadığından dolayı. Benim oğlum hani bir büyük başında olmadığı için daha serbest, daha rahat davrandı. Bize şiddet, iki tane küçük kardeşi var, onunla mesela korku, şiddet, öfke, ölüm, her şeyi yani akla gelen her şeyi tehlikeli bize yaptı. Olmadı, gittim onu ben emniyete şikayet ettim. 6 ay evde uzaklaştırma, can güvenliği için. Hepsini yani şey yaptım. Artık olmadı, yani onun için, tedavisi için, yani gitmediğim, yani başvurmadığım yer kalmadı. En son televizyonda Yeşilay dediğim, Yadem, açılışını burada olduğunu gördüm. Hemen gittim, açılış gününe itibaren müracaat ettim, başvurumu yaptım. Oğlumu orada tedavi ettirmekten. Şu ana kadar çok şükür benim oğlum tedavisini çok güzel, çok anlamlı bir başarıyla oğlum tedavisini etti. Bütün madde bağımlısından uzak durdu. Bütün Yadem'deki bütün hocalarımızın buraya Yadem'i getiren Sayın Eyüpiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci Beyefendimize hepsine teşekkürler ediyorum. Şu an yani çok mutluyum. Oğlum şu an çok iyi. Madde bağımlısından uzak duruyor.
evine saygılı, anneye saygılı, kardeşlerine sevgi var. Gösteriyor yani. Tamam, bütün eşyalarım gitti ama ben oğlumu kazandım. Çünkü madde bağımlısından, çünkü şu an uzak duruyor. Ama yani çok şükür bütün hocalarımıza sonsuz bir saygı, teşekkürler ediyorum. İnşallah da yani bunları, yani bazı aileler var çekiliyor. Diyor ki mesela ayıptır, çocuklarımız yani kimse bilmesin, duymasın. Onlar yanlış. Yoksa hepsi mesela gelsinler, çocukların tepesini etsinler, çocukların başında dursun. Ben bir anne olarak, baba olmadığı halde ben o çocuğumu kazandım. İnşallah bütün gençlerimiz uyuşturucudan uzak durur. Bütün anneler, bütün babalar çağırıyorum, sesleniyorum. Çocuklarınıza destek olun ve çocuklarınızı tedavisine yedirin. Şu an benim çocuğum hala tedavisi devam ediyor. Ayda bir de şey, Gaziantep'te orada terapi, mesela ilaçlandırı, budur budur. Yani hepsini iyi yani, iyi bir sonuç aldık çok şükür. Yani gençlerimiz böyle şey olmasın yani. Uyuşturucudan uzak dursun. Çünkü bütün hayatları söyleşirdi. Benim çocuğum uyuşturucu kullandığı zaman ailede tüm dost ve eşyen akrabalarından çocuğumun hiç yani sesi sayısı yoktu. Hepsi çocuğumu dışlarlardı, şey yaparlardı. Şimdi çocuğumu mesela görüyorlar yani televizyonda dövdüğümde çocuğum iyi falan. Şimdi hepsi çocuğuma mesela sevgi sayıda gösteriyorlar yani. Bundan dolayı bütün emeği geçen Yadem, Ahmet Han, bütün belediye başkalarımıza hepsinden teşekkürler, sonsuz hayatlarınızı helal etsinler. Hepinize teşekkür ediyorum. Sen katkı veren Ahmet, sen ayakta olsun.